Almanya'nın güneyinde Bavyera bölgesindeyiz. Seçim kampanyası büyük kentler dışında kasabalar, hatta köylerde bile giderek kızışıyor. Sığınmacılar Almanya'da istihdama nasıl katılacak? Kimlerin ülkede kalmasına izin verilecek, kimler gönderilecek? Bir inşaat şantiyesinde savaş yaşamayan ve güvenli olarak bilinen Senegal'den gelen Tiara ile konuştuk. Yetkililer genelde güvenli ülkelerden gelenlere kolayca sığınmacı statüsü vermiyor. Eğer anneniz ve babanız evde aç bekliyorsa ve bu durumdaki insanlar Avrupa'ya gelip ülkelerindeki akrabalarına yardımcı olmak istiyorsa onlara izin verilmeli. Evet, Senegal savaşta değil ancak uyandığınızda evde yiyecek bir şey bulamıyorsanız bu da bir şekilde günlük savaş. Muhafazakar ve sosyal demokratlar Afrika ülkeleriyle geriye dönüş anlaşmaları yapmanın yollarını ararken Yeşiller ve diğer sol partiler buna karşı çıkıyor. Tiara'nın patronu onun çalışmasını beğeniyor ve işte tutmak istiyor. O iyi Almanca konuşuyor. Esas sorun iyi yazamıyor. Meslektaşlarıyla şantiyedeki iletişim iyi. Ancak yazı testi geçemediği takdirde teknik eleman sertifikası alamaz ve sınır dışı tehlikesi yaşayabilir. Bu tür bir şahıs neden Almanya'dan geri gönderilsin? Hangi ülkeden geldiği önemli değil. Almanya sanayisinin kalifiyeli çalışana ihtiyacı var. Şimdi de Avusturya sınırına yakın Fenihbach köyüne uzanalım. 2 yıl önce binlerce sığınmacı bu sınırdan geçti. Bu köyde 300 kişi yaşıyor. Burada 102 sığınmacıyı yerleştirmek için bir plan var. Buradaki köylüler birkaç sığınmacıyı kabul etmek için hazır. Ancak 102 sığınmacıyı çok buluyorlar. Köydeki yerel yönetim oy birliğiyle bu kararı reddetti. Ancak yerel yönetimin itirazını merkezi yönetim kabul etmedi. Bizim sokakta 12 konut var ve 25 kişi yaşıyor. Şimdi buraya 102 sığınmacı yerleştirmek istiyorlar. Bu böyle olmaz. 102 kişiyi küçücük bir yere sıkıştıramazsınız. Bunun dışında gelenlerin çoğu erkek ve farklı ülkelerden geliyorlar. Bu da birçok sorunu beraberinde getirecektir. Gelenlerin 102'sinin Suriyeli, 102'sini Afgan veya 102'sini Bavyeralı olması önemli değil. Bu kadar dar bir alanda yaşanması şiddetin önünü açar. Önce grup içinde şiddet başlar, daha sonra bu şiddet grup dışına yayılır. Riyaz Khan topluma entegre olma ve iş bulma konusunda diğer sığınmacılara gülümsemeye devam edip Alman dilinin öğrenilmesini tavsiye ediyor. Şimdi de Münih yakınlarında Pastof kasabasındayız. Riyaz Pakistan'dan gelmiş. Bahçenin sorumlusu Alman hükümetinden entegrasyon ödülü almış. Buna rağmen yerel yönetim ona sürekli oturma izni vermeyi reddetmiş. Ben mesleki eğitim aldım ancak hakkımda sınır dışı kararı geldi. Burada kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Patronu ve meslektaşları kendisine güçlü bir şekilde destek veriyor. Sınır dışı edilmeye karşı bir koruma olmalı. 3 yıl mesleki eğitim alan ve ardından 2 yıl çalışan birisi. Nereden geldiğine bakılarak sınır dışı edilmemeli. Eğer sığınmacının güvenli bir ülkeden geldiği hükmüne varılıyorsa, bu sığınmacı kamu yöneticileriyle sorun yaşayabiliyor ve özel izne ihtiyacı olabiliyor. Münih'te Ticaret ve Sanayi Odası'na uğruyoruz. 2016 yılında sığınmacıların 1/3'ü mesleki eğitimden geçti. Ancak bu kişilerin Almanya'da istihdama tam olarak katılımı için en az 7 yıl gerekiyor. En büyük sorun dil, konut ve bürokrasi. Kesin bir tarih belirlensin. 2016 yılı ilkbaharından önce gelenlerin işlemleri kolaylaştırılsın. Bürokratik işlemleri azaltmamız gerekiyor. Siyasi partilerin ve seçmenlerin önemli bir çoğunluğu zulme uğrayanların korunmasından yana ancak giderek artan oranda Almanlar sadece iş bulmak için gelen göçmenlere karşı çıkıyor. Angela Merkel sığınmacı politikası yüzünden seçmen tarafından cezalandırılacak mı yoksa tersi mi olacak? Oldukça heyecanlı bir seçim bizi bekliyor.